Herkese merhaba. Ramazan'da egzersiz serisinin 3. haftasındayız. Geçtiğimiz haftalardaki videoyu düzenli olarak yapıyorsunuz benimle birlikte. Görüyorum yorumlarınızdan ve çok mutlu oluyorum. Bu hafta 3. hafta egzersiz videomuz. Küçük aparatlar ekleyeceğiz, dozu biraz daha arttıracağız ve yine tüm vücudu çalıştıracağız. Hazırsanız başlayalım. Egzersizimize yine ısınarak başlayacağız. Biraz olduğumuz yerde ufak ufak adımlar atalım. 40 dakika boyunca sürecek yine. Yine aralarda anlatımlarım olacak. Olabildiğince yavaş ve uygulamalı anlatmaya çalışacağım. Benimle birlikte bırakmadan devam edin. Tamam. Elimizde ufak adımlar atmaya başladık. Şimdi omuzlarımızı geriye doğru çevirdik. Kürek kemiklerimizi oturduk yerine. Sanki omuz başlarımla daireler çiziyor gibiyim. Ama adım atmaya da devam ediyorum. 5 tane daha al geriye. 4. Çevir ve kürek kemiklerini aşağı doğru it. 3. 2. Ve son kez. Güzel. Şimdi bacaklarımı açtım. Kalça genişliğinden biraz daha fazla. Kollarımı da yukarıya doğru kaldırdım. Yana doğru esniyorum. Gövdemin diğer tarafında güzel bir gerginlik arıyoruz. Esne. Omuzlarla kulakları sıkıştırma. Bırak bedenin yana doğru esnesin. Tekrar al nefes. Gel ortaya. Nefes verirken diğer tarafa doğru olabildiğince düz ve yana doğru uzamaya çalış. Yine farkında olmadan lütfen omuzlarla boynunu sıkıştırma. Burada kürek kemiğin aşağıda olsun. Yan taraftaki gerginliği birazcık bekle ve tekrar ortaya gel şimdi. Şimdi ileriye doğru uzanacağız. Biraz yan göstermek istiyorum size daha iyi anlatmak için. Bedenimin üstü dümdüz. Arka bacak kaslarında bir gerginlik arıyoruz çünkü. Ve kollarım mümkünse kulaklarımın iki yanında. Tamam. Omurgam yere paralel. Uzan iyice ileriye, arka bacakları hisset. Sırtında bir gerginlik hisset. Ve yavaşça bırak kollarını aşağıya. Güzel. Kapat bacaklarını. Ve tek tek yuvarlı omurları yukarıya kalktım. Arka. Bir de kalçamızı birazcık ısıtalım. Tek dizi aç kenara. Şimdi de dizimin ucuyla bir daire çiziyorum aslında. Pelvis sabit. İki asis kemiğiniz de beni gösteriyor. Açabildiğim kadar kasıktan dizini döndürüyorum. Son 4, 3, 2 ve son kez. Güzel. Bugün egzersizimiz ayakta başlayacağız. Şimdi istiyorum ki küçük bir topunuz olsun. Minik pilates topu 20 santimlik olanlarla. Eğer yoksa evde çocuğunuz varsa çocuklarınızın oynadığı yine aynı ebattaki herhangi bir top olabilir. Bazen derslerde kullanıyoruz öğrencilerle online yaptığımızda aynı işlevi görüyor. Top yoksa da yine dizlerinizin arasına sıkıştırabileceğiniz bir yastık olabilir. Tamam, bir minder olabilir. İç bacak kaslarını biraz daha hissetmek istiyoruz çünkü bugün. Şimdi topu dizlerinizin arasına yerleştirdik. Ben yine biraz yan göstereyim. Olabildiğince ayak tabanlarını yere sağlam bastım ve omurgamı uzun düşünüyorum. Tamam, kürek kemiklerim, omuzlarım aşağıda. Şimdi nefes al. Nefes verirken kalça geriye, sanki arkamdaki bir iskemleye uzanıyormuşum gibi bir squat yapmanızı istiyorum. Dizler parmak ucunu geçmeyecek, omurgam düz ama hafif öne eğimli. Ve yukarıya yükselirken parmak ucunuza kalkmanızı isteyeceğim. Tamam? Hadi başlıyoruz. İn tabanlarla sağlanmaz. Ver nefes, geriye kalça, yüksel parmak ucuna. Squat'a indiğinde lütfen topu sıkıştır. Ver nefes, son 8. Yukarıya yüksel parmak ucuna. Yavaş yap, hızlı yapma çünkü burada denge çok önemli. Ve siz dengede kalmaya çalışırken vücut tüm en dip kasları bile aktif ediyor. Özellikle kor kaslar, dengedeki en çok kullanılan kaslar. Son 4 yüksel. Hadi kalça geriye. Son 3. Güzel. 2. Şimdi son kez. Kal yukarıda. Bekle. Bakışlarını bir yere sabitle. Dümdüz vücut. Son 5, 4, 3, 2, 1. İndim parmak ucundan aşağıya. Güzelce. Harikasın. Bence yavaş yavaş ısındık. Gayet de iyi gidiyor. Şimdi hala ayaktayız. Topu bıraktım. Bu sefer sumo squat gibi ayak bacaklarımı kalça genişliğinden daha fazla açtım. Tamam.
ve parmak uçlarını dışarıda. Sumo squat yapmayacağız ama. Bacaklarımızı yeterli açıklığa getirdikten sonra hop yana döndüm, bir dizimi yere değdirdim, bir lunge için oturdum. Burada neye dikkat edeceğim? Dizlerin parmak ucumu geçmeyecek. Tam 90 derecelik açılar istiyorum ve vücudunuz da dizinizin aynı tarafa dönsün. Tamam. Kalktım. Ayaklarımı yeni değiştirmedim. Diğer tarafa. Hadi bir deneyin. Sonra beraber başlayalım. Tamam. Güzel. Bacaklar açık. Ayak parmaklarını dışarıya doğru. Dön bu tarafa, güzel bir lunge. Hop ortadayım. 2. 3. 4. 5. Dize dikkat et bakalım. Kaldır küldür yere oturmuyorum. Kontrolü yavaş. Tüm bacak ve kalçayı hissederek. Son 5. 4. 3. 2. Son kez kal. Güzel. Şimdi ellerini al bakalım beline. Nefes al verirken arkadaki ayak parmaklarım yere takılı. Lança yüksel ama bu dizi dümdüz yapmayacağım. Hep hafif bükülü istiyorum ki bacak kasları daha işlesin ama bu diz düz. Tamam, kalçayı sıktım. Ver nefes, otur. Hadi yukarı. 10. 9. Yavaş yavaş. Hızlı yapmak eklemleri yorar. Yavaş yapmak kası çalıştırır. Son 6. 5. 4. Yandı biliyorum. 3. Benim de yandı. Devam. 2. Son kez. Kova dizi yavaşça. Güzel. Yüksel yukarıya. Hop gel ortaya. Şimdi diğer tarafa. Kontrol et bakalım dizleri 90 derece mi? Öyleyse çık yukarı. Diz tam düz değil. Hop indim. 2. Kalktığında sık popoyu. 3. 4. 5. 6. Yanda, evet. Devam. 7. Yavaş. 8. Nefese odaklan. 9. Son kez. Ve gel ortaya. Bekle. Biraz nabız gelsin yerine. Bacaklarım hala açık. Antrenmanın dozunu yavaş yavaş artacağını söylemiştim. Olduğun yerde bir dur. Nefesini kontrol et. Ayaklar kalçadan daha geniş. Bacaklar açık, ayak parmakları dışarıya doğru. Hadi in sumo squat'a 1. Güzel. 2. 3. İç bacakları hisset. 4. Ver nefes. 5. Yavaş kontrollü. 6. Hop kalçayı kalkarken sık. Yukarıda bir daha içeriye al sık. 7. 8. Çok iyi gidiyorsun. 9, 10, 5 tane daha ama. 5, kalça hafif geriye. 4, dizler yine kontrollü. 3, 2, kal bakalım burada, bekliyoruz şimdi. Tamam, kısa kısa aşağıya yaylanarak. 1, 2, 3, 4, 5, bırakma. 7, 8, 9, 10, yavaşça yüksel. Süper. Hadi bir sağ ayağı salla. Bir sol ayağı salla. Güzel, harika. Ve şimdi mata oturuyorum. Eğer oruçlu değilsen bir yudum su içebilirsin bu esnada. Dersler boyunca biliyorsunuz yarım litreye kadar su içebiliyorsunuz. Yarım litreden fazlası birazcık sizi zorluyor. O yüzden yudum yudum içmeye gayret edin. Tamam. Şimdi top yine dizlerimin arasında. Dediğim gibi bu sizin evdeki oyuncak toplardan biri de olabilir. Fitness topunuz yoksa yastık da olabilir. Hiçbir şey de koymayabilirsiniz ama top biraz daha iç bacak kaslarını aktif edecek. Kollar uzun, omurgayı uzun düşünüyorum. Kollarım uzun ama kürek kemiklerimden uzatmıyorum. Tamam? Omurgam dik. Kürek kemiklerim olması gerektiği yerde sadece kollarım düz. Şimdi başınızın üstünde bir kitap var gibi düşünün. Burnunuzda karşıyı göstersin. Hareket pelvisten başlayacak. Önce kalça kemiğini yuvarla. Sonra göbek deliğin. Çeneyi göğse yaklaştırma sakın. Yavaş yavaş omurları bırak aşağıya. Ve kollar geriye. Güzel. Şimdi yaptığın gibi kalkacağız. Al nefes verirken hızlı değil, yavaşça. Evet, hafif zorlanmanı istiyorum ki
karın kasların aktif olsun güzel. Kollar her seferinde geriye, iki sırt kaslarımız da çalışsın. Hadi şimdi 8 tekrar. Aç geriye kolları, yavaşça yüksel. Belini yere yapıştır ve kalk. Son 7. Güzel. Yukarıda topu sık. Zaten kalkmak için iç bacaklar birbirine yaklaşmaya çalışıyor. Ve topu sıkıyoruz. Dolayısıyla hem karın hem iç bacak çalışıyoruz. Son 3. Yüksel. Giderken çeneyi göğsten uzak. Omurları tek tek yuvarla. Kollar geriye. 2. Ve son kez. Hadi aşağıda kalk. Güzel. Şimdi ayakları tabletop'a almanı istiyorum. Yani dizler tam kalça hizanda. Kollar yine geride. Ver nefes. Yüksel göğüs kafesine kadar. Kollar yere değmeyecek. Başım geride değil. Çenem göğse çok yakın değil. Çenem de göğüs kafesi arasında. Bir yumurta boşluk ve gözler dizin üstünde. Tamam. Hazırsan, pozisyonunu ayarladıysan bekliyorum. Hadi başladık. Şimdi nefes vereceğiz kısa kısa. 10 kere topu sıkacağız. Şöyle. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ayakları bozma, bacaklar tabletop'ta. Yat kollar geriye. 4 set. Al nefes verirken yüksel kollar aşağı. Sık topu 10 kez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yattım. Nefes al. Verirken yüksel. Sık. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nefes al. Yandı biliyorum. Bırakma, bırakma. Burada birkaç saniye fazladan bekleyebilirsin istersen ama. Al nefes yüksel. Son set sık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve yavaşça yattım. Ayaklarını da yavaşça koy. Süperdi. Karın kaslarını minik minik vur. Yandılar biliyorum. Güzel. Şimdi ayakların parmak ucunda. Top hala dizlerimin arasında. Yavaşça yüksel yukarıya. Burada kalça sıkı. Karın sıkı. Tam dümdüz kalktın. Tamam. Omuzlar ve arka kol seni destekliyor. Topu 10 kere sıkacağız. Şimdi aynı deminki hareketi kalça versiyonu yapıyorum. Yukarıda sabitle kendini kalçaya düşürme. Parmak ucundasın topuklar havada. Hadi başla topu kısa kısa sık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yavaşça indir. Hala parmak ucundasın ve kaldır. Sabitle kalçayı sık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İndiriyoruz omurları tek tek. Tekrar yuvarla omurları ve yukarıda sabit. 1, 2, sık, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi bir setimiz daha kaldı. Çok güzel arka bacak, iç bacak ve kalça çalışıyor. Son kez kalmış. Ve sıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yavaşça indirdim. Aferin sana. Topu kenara koy. Dizlerine bir sarıl. Bir sağa bir sola. Biraz beni rahatlasın. Şimdi arka bacakları, hamstring kaslarını da rahatlatmak için. Kaldır bacakları. Ellerini dizin arkasından destekle. Boynuna rahat bir pozisyon bul. Ayaklar flex. Point. Arka bacak kaslarını esnetiyoruz. Daha başlamadık harekete. Flex. Ve point. Güzel, harika. Şimdi burada istiyorsan dizlerini hafif bükebilirsin. Birazdan elleri çekeceğiz. Dümdüz tutamıyorsan eğer, yeteri kadar esneklik yoksa. Bacaklar düz ve pointte. Tamam. Ellerinle boynunu destekle bakalım. İstiyorum ki bir bacağı indir. Bekle. Çek yukarı. Diğerini indir. Bekle. Çek. Hızlı değil. Ver nefes. Beli kapat. Karnı sık. Hazırsan başlıyorum. 10. 9. Acele etme. 8. Ver nefes. 7. Düşürme gövdeyi. 6. Bacaklar havada. 5. 4 3 2 Son kez. Yavaşça yap bakalım. Aferin sana. Bir sağ bir sola yine. Belini rahatlattın. Minik minik vurdun karın kaslarıma. Güzel. Şimdi topu ya da minderini al kuyruk sokumunun altına koy. Tamam. Güzel bir iç bacak ve karın çalışacağız. En sevdiğim egzersizlerden biri. Şimdi ayaklar tabletop'ta. Bir kere burada bak bakalım dengede kalabiliyor musun?
dengeli durmaya çalışırken bile karın kasın zaten çalışmaya başlıyor. Tamam. Şimdi ayakların V yapmanı istiyorum. Topuklar bitişik. Omuzlar ve avuç içlerine yere güzelce köklen. Karın çalışıyor değil mi? Dur dengede. Daha harekete başlamadık. Ayaklar ve topuklar bitişik. Şimdi nefes al. Nefes verirken dizlerimi bozmadan topukları aşağıya doğru indireceğiz. Güzel. Minik değdi. Hop kaldır. Acele etme. Tabletop'a kadar kaldır. Dengeni koru. Hadi bekliyorum seni. Al nefes verirken göbek deliğine doğru it nefesi, belini topa bastır. İndirebildiğin yere kadar. Yere değmek zorunda değilsin. Hop kaldır. Belinizin acımadığı, yani belinizi kötü bir şekilde hissetmediğiniz yere kadar. Karın kaslarınız ne kadar izin veriyorsa bu da olabilir. Tamam. Hadi 8 saniye daha. Hop değdir. Yavaşça kaldır. 7. Aferin sana. 6. Dediğim gibi karın kasları ne kadar izin veriyorsa yere kadar inmek zorunda değilsin. İlk defa yaptığım bir hareket biliyorum. Güçlendikçe bacakları indirdiğin seviye artacak. Hadi bakalım son 3. Ver nefes. 2. Ve son kez. Güzel. Yavaşça doğru. Bacakları kapat. Ayaklar yere. Ve al topu. Çok iyiydi. Karın kaslarına mı bakalım minik minik? Güzel. Karınla devam ediyoruz. Şimdi bacaklar yine havada ve pointte. İstiyorsan biraz bükebilirsin. Kollarımı da tavana doğru uzattım. Tamam. Gövdemi yavaşça göğüs kafesine kadar kaldırdım ama kollarla uzanma. Boyun kaslarını rahat bırak. Ayaklar flex'te aç ne kadar açılıyorsa kollar ileride. Kısa kısa sıkıştıracağız. Hadi bakalım başla. Ver nefes. 2, 3, uzanın geriye. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 5, 4, 3, 2, 1. Ve dinlendim. Güzel. Vur yine karın kaslarını. Hadi şimdi yan yatıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet etkili ve güzel hareketler. Şimdi burada iki şekilde durabilirsiniz. Ya üst vücudunuz yan plank yapabilir. Yani dirsek omzun altında ama omzuma çökmeden kulak omuzdan uzak. Ya da böyle yaparsanız kol ve omuzda çalışacak çünkü. Ya da böyle yatabilirsiniz. Tamam. Ama şöyle bir Kleopatra yatışı istemiyorum sakın. Şimdi ben biraz kol ve omuzda çalışsın istediğim için dirseğimi tam omuzun altına koydum. Güzel. Alttaki dizim bükülü çekti. Üstteki ayağım dümdüz ve pointte parmak ucum yerde. Bu dış kalçanızın bir tık daha güzel çalışmasını sağlıyor. Parmak ucunu yere değdirdiğiniz pozisyon. Tamam, dik duruyorum. Şimdi kaldırdım yukarıya ama flex'te. Pointte indirdim yine değdirdim. Kaldırdım flex'te. Pointte indirdim değdirdim. Hadi devam. 10. Çökme omuza. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, flex'te kal. Kısa kısa tekme atıyorum şimdi. 1, 2, bırakma. 3, elinle destek alabilirsin burada. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve indir bakalım. Güzel, bu kalçaya yavaşça. Omzunu dinlendirmek istersen şöyle bir kalk, bir esnet. Tekrar koyduk dirseğimizi. Dediğim gibi harekete böyle de devam edebilirsiniz. Hadi kalça çalıştırmaya devam. Ayak pointte dümdüz havada. Dizi hiç düşürmeden ayağını flex'e al ve kapat. Yandan aslında kalçaya bir tekme atıyorum. Tekrar pointte uzat. Flex'te kapat, pointte uzat, dizi düşürme. Hadi birlikte sayıyoruz. Flex, uzat point. 2, 3, 4, bu flex pointler çok önemli. 5, mutlaka yapın. Daha yoğun çalıştıracak kasları. 7, dizi düşürme. Omuza çökme. 8, çok şey istiyorum biliyorum ama her yer aynı anda çalışıyor. Hadi uzat. Son 5, 4, 3, 2, son kez kal pointte. Bekle, bitmedi. Hadi minik daireler. Pelvis sabit. Kalça kemiğin dönmesin. 3, 4, 5, 6, 7, dayan. 8, 9,
10. Al nefes verirken terse son gücünle 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Yavaşça kol kalçayı minik minik vur. Aferin sana. Omuzu da şöyle bir esnet. Güzel. Diğer tarafa geçmeden araya başka bir hareket sokacağım şimdi. Omuz ve karın aynı anda çalışacak. Bunun için dirsekleri koydum. Omuzunun tam altında olduğundan emin oldum. Bir ayağı geriye götürdüm. Tam plank'e kalkacağım şimdi. Karnı aktif tut. Ver nefes, diğer bacak yanında. Şimdi burada. Bir bak bakalım. Kalça çok yukarıda değil, çok aşağıda değil. Tam olması gerektiği yerde. Karın kalça sıkı. İstiyorum ki nefes al, nefes verirken kalçayı biraz yukarı, bakışların iki ayağın arasına olsun. Ama burada kürek kemiklerini kuyruk sokumuna doğru gitmeye devam et. Yani kulaklarına yaklaşmasın omuzlar. Çeneyi de göğse yaklaştırma. Tamam. Ve tekrar plank'e geri gel. Hazır mısın? Bekliyorum. Hadi al plank pozisyonunu. Al nefes verirken bakışları iki ayağın arasında, kalça yukarı 1. Tekrar gel plank'i bul. 2. Ver nefes. 3. Odaklan nefesi. Hadi yaparsın. 4. 5. Tekrar plank'e geldiğinde kalçayı çok düşürme. Belindeki lordozu arttırma. Hadi son 5. 4. 3. 2. Ve son kez yavaşça koy dizleri yere. Hadi kalçaya gönder spine stretch. Güzel. Ve şimdi diğer tarafa. Diğer tarafta da yine yap seçimini. Dirseğin üstünde mi duracaksın, kolun üstüne mi yatacaksın? Böyle durursun bence. Kol ve omuzla çalışsın. Hizaladım. Bacaklarımı altındaki bacağı çektim. Üstteki bacak düz pointle. Hadi yukarı kaldır. Flex ve indir point. Flex 2. Point'te indir. 3. Bir hareket yaparken, yani bir yere çalıştırırken, şu an bacak ve kalça çalıştırıyormuşuz gibi görünebilir. Vücudun diğer taraflarının hizalanmasını bozmaman lazım. Pilates böyle bir şey. Diğer fitness egzersizlerinden farkı bu. O yüzden lütfen omzuna çökme. Hadi indir point'te. Flex'te kaldır. Son 5. 4. 3. 2. Hazırsak kal flex'te. Kısa kısa tekme. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Yavaşça indir. Şöyle bir omzunu bir esnet. Çok fazla soğumadan tekrar yerleştir hizalan. Kaldır ayak düz ve pointte. Kalça kemiklerine bak bakalım geriye dönmesin. İkisi de beni gösteriyor. Şimdi ayak pointte, dizi düşürmeden flexte çek kendine yanlı tekme. Pointte uzat. Saymaya başladım. 1. Flex. Uzat point. 2. Omzu kontrol et. 3. Güzel. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 5 tane daha. 4. 3. Diz düşmedi değil mi? 2. Son kez uzat, kal point'e. Kal. Bekle. Elinde istersen destek alabilirsin. Hadi minik daireler yaparsın. 1. 2. Kalça kemiği sabit. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bırakma. 9. 10. Al nefes terse. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Koy diğer dizinin üstüne. Vur minik minik. Hatta bayağı sert de vurabilirsin. Kaslar biraz rahatlasın. Süper. Deminki harekete döneceğim şimdi. Bir set daha yapacağız. Omuz ve karın çalıştırmak için. Nasıl da hatırlayalım. Dirsekleri koy yere. Bir ayağı götür. Diğer ayağını onun yanına. Hadi bakalım. Sağlam güzel bir plank destek. Kalça yukarı, bakışlar iki ayağın arasında. Çeneyi göz kafesine çok yaklaştırma. Tekrar plank'e dön. 2. 3. 4. Güzel. Boynu sıkıştırma omuzla. 5. 6. 7. 8.
9 ve 10. Aferin sana. Koy dizleri. Yavaşça gönder kalçayı geriye. Esnesin. Biraz omurgan. Güzel. Ve gel masa pozisyonuna. Yani el bileklerin tam omuzların altında. Dizler de kalçanın altında. Tamam. Kürek kemikleri birbirine yakın değil. Yani böyle çökmüyorum. Mat beni yukarıya doğru itiyor ve omurgan uzun. Tamam. Başının tepesinden kuyruk sapına kadar. Süpersin. Şimdi bir bacağını geriye doğru uzat. Parmak ucun yerde. İstiyorum ki aç yana ne kadar geliyorsa tekrar yerine götür. Hadi başladık. 1. Koy yerine. 2. Ver nefes. 3. 4. 5. Aferin. 6. 7. 8. 9. 10. Kal şimdi geride. Kaldır ayağı parmak ucunda. Tamam. Sabit duruyor bu ayağın. Dirseklerine inmeni ve tekrar ellerinin üstüne çıkmanı isteyeceğim. Hadi bakalım al pozisyon. Kalça kemiğin böyle yukarıya dönmesin. İki esis kemiği matı gösteriyor. Hazırsak ayak pointte havada. Başla. Dirsek dirsek. El el. 2. Hop yukarı. 3. Güzel. 4. 5. Yarım komando plengi yani. 6. Bunun iki bacağı havadasını yapıyordun sen biliyorum. Son 3. Yüksel. 2. Ve son kez kal havada. Bu bacak yere ve diğer bacak pointte yukarıya. Yere değdir. Kaldır ve yana aç. Birazcık böyle ineyim. Süper. Hadi bakalım yerine götür. Başlıyoruz hazırsan. 1. Aç yana değdir. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Devam. Son 5. 4. 3. 2. 1. Tam ortada merkezdeyim şimdi. Şimdi yine istiyorum ki ayağı kaldır pointte. Kürek kemiklerine çöktüysen bir düzelt bakalım. Başlıyoruz. Dirsek dirsek. El el. Hadi sayıyorum. 1. Hop yüksel. 2. Hop yüksel. 3. Güzel yüksel. 4. 5. 6. 7. 8. Devam bırakma. 9. Çok güzel çalıştı her yer. Kalça, karın ve son kez kollar koy dizini yere. Hadi gönder kalçayı geriye. Aferin sana. El bileklerini bir çevir, bir rahat. Yavaşça doğru. Güzel. Bir yudum daha su içebilirsin. Eğer ihtiyacın varsa. Hadi devam ediyoruz. Güzel bir karın bacak egzersiziyle. Şimdi dirseklerini yere yerleştir. Tamam. Ayakları tabletop'a kaldır. Burada bir bak bakalım. Şöyle omuzların içine çökmemiş ol. Göğüs kafesin açık. Ellerini istersen şöyle belini destekleyebilirsin. Ayak bileklerim kapalı. Dizleri açıp kapatıyorum. 1. 2. Buradan hareketi değiştireceğiz. 3. Dik dur. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Güzel. Şimdi bir bacağı uzattım. Diğer ayak tabletop'ta dururken topu yere değdirdim. Ver nefes. Çek yerini. Ve diğer. Tamam. Hadi başlayalım. 1. Nefes ver uzat. 2. 3. Göğüs kafesin hala açık. 4. 5. Harekete başlarken nefes veriyoruz ki hareket bize yardım etsin. 8. Devam. 9. 10. 11. 12. Bekle. Şimdi iyice belini destekle. Göğüs kafesini aç. Al nefes verirken uzat iki bacağı. Kısa kısa aşağı yukarı. Hadi bırakma yaparsın. 1, 2, 3, 4. Ver nefes. 6, 7. Kısa kısa böyle nefes vermenizi istiyorum. Bırakma. 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça yap dizleri. Çek karnına. Aferin sana. Güzel. Hadi yuvarlandım. Ve kalktım.
geldim. Masa pozisyonuna. Şimdi yine full body, tüm vücudu çalıştıran güzel bir hareket yapacağız. Sonra esneyeceğiz zaten yavaş yavaş. Hizalan bir masa pozisyonuna önce. Tamam. Dizleri, ayak parmaklarını tak. Dizleri yerden sıyır. Gönder kalçayı yukarıya. Şimdi burada bir esneyelim önce. Bir sağ dizi bük. Bir sol dizi bük. Bakışlar bacaklarının iki ayağın arasında olsun ama boynu çok böyle bükmeni istemiyorum. Çeneyi göğüs kafesine yaklaştırma. Şimdi iki ayak tabanında yere yaklaştır. Güzel. Bir ayağı pointte kaldır yukarıya. Çek iki elinin arasına. Tekrar pointte kaldır. Çek iki dizinin arasına. Tamam. Hadi bekliyorum seni. Bu pozisyondayız. Kaldırdım ayağı yukarı pointte. Geldim iki elimin arasına. Şimdi bu pozisyondayken bak bakalım omuzlar el bileklerin üstünde mi? O zaman doğru yapıyorsun. Gönder yukarı. 2. Hop çektim. 3. 4. 5. Ver nefes. 6. Hadi devam ediyoruz. 7. 8. 9. 10. Güzel. Şimdi burada istersen tam bu pozisyonda dinlenebilirsin. Ama istersen dizlerini yere koyup spine stretch de yapabilirsin. El bileklerini de bir dinlendir. Ben diğer pozisyonda bekliyorum seni. Nefesin yerine gelsin. Harikasın, süperdi. Hadi A pozisyon. Hazırsak diğer bacakta başladık. Ayak parmak ucunda pointte kaldır gönder bacağı çek dizi. İki elinin arasına bir. Yukarı. İki. Hop ver nefes. 3. 4. 5. Güzel. 6. 7. 8. 9. Ve 10. Koy ayağı geriye. Birazcık esnetelim yine arka bacakları. Bir sağ dizi bük. Bir sol dizi bük. Yavaşça koy dizleri yere. Gönder kalçayı geriye. Süpersin ve evlilikleri dinlendir. Harika. Yavaşça doğruldum. Nasıl hissediyorsun kendini? Çok merak ediyorum. Ben şöyle bir bakayım. Evet, namız yine 140'lara çıkmış. Eminim sen de nefes nefese kaldın. Son bir hareketimiz daha var, ondan sonra esneyeceğiz. Ayaktayız. Nabzın yerine gelmesini, nefesin düzelmesini ufak ufak adımlar atarak bekle. Güzel. Son bir kez nabzı arttıracağız, öyle bitireceğiz. Tamam. Ayakları açtım. Kalça gelişiminden fazla. Yapmanızı istediğim şey şu. Yavaşça in squat'a. Bir elinle dokun yere. Hop minik sıçra. Tekrar in. Minik sıçra. Tekrar in. Tamam. Hadi bakalım. Son hareket. En güzel kalemeleri şimdi yapacağız. Aç bacakları. İn squat'a kalça geri. Hop minik sıçra. 1. 2. 3. 4. 5. Güzel. 6. 7. Biraz harekete eğlence katalım. 8. 9. Sıçra. 10. Hadi 5 tane daha. Hop. 4. 3. 2. Son kez. Güzel, harikasın. Tebrik ediyorum. Güzel bir soğumayı, esnemeyi hak ettin. Şimdi gel matının başına. Yavaşça roll down yapalım. Önce bir dik dur. Başın, omuzlar, göğüs kafesin. İskelet gibi düşün vücudunun üstünü. Kollar serbest. Dizlerin izin verdiği yere kadar düz istediğin noktada bükebilirsin. Koy ellerini mata. Koy dizleri yere. Gel bir dört ayak pozisyonuna. Şöyle döneyim. Daha rahat görün. Süper. Burada hizalandık. Önce bir normal akışında nefes al ver. Nefesi boşaltmak için göbeklerine doğru omurgana bir C kavisi verdim. Çeneyi göğse çok yaklaştırma. Tekrar nefes almak için göğüs kafesini aç karşıya. Kürek kemiklerini kaydır. O karnındaki gerginliği bir hisset. Ona ihtiyacımız var. Al ciğerlerini doldur güzel bir nefesle. Nefes vermek için tekrar bakışlar göbek deliğine doğru. Sanki biri beni iple yukarı çıkıyor. Aç tüm omurların arasını.
Tekrar nefes almak için göbek deliğini mata doğru düşür, kürek kemikleri geride. Süper. Ve son kez yukarıya doğru tüm nefesi boşalt. Gönder kalçayı geriye. El bileklerini çevir ve dinlendir. Güzel. Şimdi yavaşça doğruldum. Oturma kemiklerimin üzerine geldim. Bu pozisyonda eğer bacaklar düz ve düz bir omurgayla oturmakta zorlanıyorsanız, kalçanızın altına bir tane yastık koyun. Varsa bir yoga bloğu ama yoksa bir yastık. Kuyruk sokumunuzu biraz yükselttiğinizde dik durmanız daha da kolaylaşacak. Tamam? Şimdi istediğim şu. Kollar uzun, düz bir omurgayla karşıya bakıyorum. Nefes al. Nefes verirken ne kadar gelebiliyorsan belinden, yani şöyle bir omurganın üst kısmından, sadece torasikten, sırtınızdan değil, aşağıdan başlayarak ileriye uzanmanızı istiyorum. Ayakları da flex'e çekmenizi. Tamam? Tekrar nefes al. Dik dur, ayaklar point. Hadi başlıyoruz. Aldığın nefesi boşalt. İleriye doğru uzat. Parmak uçlarını çek kendine. Yakalayabiliyorsan dışından yakala. Yakalayamıyorsa elin neredeyse bacaklarına dokun. Biraz bekle orada. Tekrar doğrul, dik. Ayakları rahat bırak. Al nefes verirken uzan. Parmak uçlarını çek kendine. Ayağından ya da bacağından nereden yakalayabiliyorsan yakala. Tekrar ortaya. Her seferinde daha fazla ileriye gittiğini göreceksin. Al nefes, nefes verirken uza. Güzel. Şimdi burada bir sağ dizi bük. Ki diğer düz bacağın arkasını daha iyi hissedelim. Amacımız o. Bir sol dizi bük. Ve yavaşça doğru. Güzel. İler geride. Bir sağ bir sola bacakları birazcık dinlendir. Ve tekrar dik pozisyona gel. Şimdi aç kollarını. Nefes al verirken ters elinle ters ayağını dışından yakala. Ve bu kolla da ileriye uzamaya devam ediyorum. Tamam? Bir bak bakalım, ince bekliyorum seni. Burada hem omurgaya bir rotasyon yaptırıyoruz. Belinin dışında güzel, omzunda güzel bir stretching hissedeceksin. Yakaladığın ayağının arkasında ve kalçanda güzel bir esneme. Ayağının dışından yakalayamıyorsan dizinden ya da ayak bileğinden de olabilir. Senin sınırların ne kadar izin veriyorsa bekle biraz. Burada kal. Şimdi yavaşça kaldır bakalım bacağı. Uzamaya devam et. Güzel. Bekle birkaç nefes. Koydum onu yerine. Ve geldim ortaya. Al nefes. Nefes verirken diğer tarafa doğru dön. Ters elinle ters ayağını dışından ya da ayak bileğinden yakala. Diğer kolunla uza. Uzadığın omzunda olsun bakışların. Hadi kaldırdım şimdi ayağı. Güzel. Esnemeyi tam doruklarında hissediyorum şu anda. Birkaç nefes daha bekle. Omurgaya çok güzel rotasyon yaptırıyorsun. Ve yavaşça bırak. Tekrar elleri koydun mata. Salla bacakları. Ve ayak tabanlarını birleştir. Şöyle altından tut. Birazcık yaklaştır kalçaya topukları. Omurganı yine düz yapmanı istiyorum. O blok ya da yastık hala kalçanın altında olabilir. Tamam. Omurga düz. Dizleri ufak ufak yere doğru it. İç bacakları bir hissedelim. Güzel. Birkaç nefes daha. İyice esnesinler. Ve yavaşça kapattım onları. Şimdi güzel bir rahat oturuşa gel. Bu bir bağdaş olabilir. Dizlerin üstünde olabilirsin. Hatta yastık bana uzak kalmış ama yastık hala kuyruk sokumunun altında olsun. Güzel nefesle bitirelim bu güzel egzersizi. Kapat gözlerini. Ah, şöyle bir nefesini gürültülü bir şekilde bir boşalt. Boynunun rahat olduğundan emin ol. Yüz kaslarına bak bakalım, gergin noktalar var mı? Dişlerini sıkmadığından, dilinin damağının içinde, ağzının içinde rahat olduğundan, omuzlarının rahat olduğundan bir emin ol. Şimdi güzelce nefes alacağız, tamam? Al nefes burundan. Kollar yukarıya doğru kaldır, ciğer kapasiteni birazcık arttırmak için. Şimdi güzelce ver yine burundan. Hiç acele etme. Hadi sayalım. 6 saniyede alalım. 6 saniye tutalım. 8 saniyede verelim. Tamam. Nefesi tutarak yaptığımız nefes egzersizleri ciğer kapasitemizi daha iyi arttırıyor. Hadi bakalım, kapat gözleri. Al burundan güzel bir nefes.
2, 3, 4, 5, 6, tut. 2, 3, 4, 5, 6, ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al. 2, 3, 4, 5, 6, tut. 2, 3, 4, 5, 6, ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Açtım gözlerimi. Teşekkür ediyorum benimle beraber bu egzersiz videosunu tamamladığın için. Kendini nasıl hissediyorsun? Yorumların ne? Bu 3 hafta boyunca güçlendin mi? İnceldin mi? Ne gibi değişiklikler oldu? Lütfen yorum olarak bu videonun altına yaz. Kanalıma da abone olmayı unutma. Yeni egzersiz videolarımla karşınızda ve yanınızda olmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.